Neyse, hadi soruya cevap alalım. Neydi camilerdeki, camilerin bahçelerinde bulunan Osmanlı padişahlarının mezarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gene heyula nedir diye soruyor. Şimdi geçen gün anlattık burada. Padişah olur, sufi olur, alim olur falan olur. Onun dedesi, bunun amcası filan paşa olur. Fark etmez. İslam tevhid mabedinin orasına burasına bir biçimde monte edilmiş mezarlar istemiyor. İbn-i Teymiye'yi örnek vererek muvahhid İslam alimlerinin, Kur'ancı İslam alimlerinin bu ilkeyi Hazreti Peygamber'in ravzasına kadar götürdüklerini söyledim burada. İbn-i Teymiye demiştir ki Hazreti Muhammed'in türbesinin yanından oradaki mabedin Mescid-i Nebevi'nin uzaklaştırılması lazım. Çünkü Hazreti Muhammed bir beşerle Allah'a ibadet edilen yerin aynileşmesi olmasın diye mücadele etti. Bütün hayatını bunun için seferber etti. Şimdi onun mücadele ettiği şeyi ona nasıl bulaştırıyorsunuz diyor. Şimdi biz bunları dediğimiz zaman halk zannediyor ki bunları biz böyle günün birinde bir yerden icat ediyoruz veya biri kafamıza sokuyor, biz de bunları söylüyoruz. Hayır efendim. İslam'ın muvahhid Kur'ani çizgisiyle şirk şaibeli sözde İslam'ın mücadelesi Hazreti Peygamber son nefesini verdiği andan beri devam ediyor. Gayet net söylüyorum. Şimdi niye söylediğimi anlatacağım. Hazreti Peygamber bu hayata gözlerini yumduğu andan beri Kur'an tevhidiyle onun ayağına çelme takmak isteyen şirkin mücadelesi yeniden başlamıştır. Hazreti Ebubekir'in Peygamberimizin daha defnedilmeden önce, cenazesi hazırlanmadan önce söylediği bir söz var. Hazreti Ebubekir Medine'nin dışında bir yerdedir. Haberi duyunca koşup geliyor. Hazreti Peygamber'i gidiyor, naaşını açıyor, öpüyor, taziz edici sözler söylüyor. Sonra çıkıyor, bakıyor ki insanlar harap olmuşlar. Hazreti Peygamber'in ölümü sarsmış hepsini. Ömer gibi dirayetli bir insan kılıcını çekmiş, Peygamber öldü diyenin boynunu vururum diyor. Peygamber ölmez diyor. Kaybetmiş kendini. Hiç Ömer'den beklenecek bir şey değil ama o sevgi, o duygusallık bunu yaptırıyor. Bak bu çocuklara diyorum diyorum, gene bu zımbırtıyı benim oramdan buramdan çıkarıyorlar. Tövbe ya. Hocam arkanıza itin. İtiyorum. Her ittiğim benden çekmiyor ki elini, bir yerden yine aman çıkıyor. Aman hocam boş neyse verin ya, çıkarsın. Şimdi Hazreti Ebu Bekir çok ilginçtir. Bak şirkin tevhidle mücadelesinin yeniden orada başladığını Hazreti Ebu Bekir göstermiştir. Diyor ki ey insanlar, Allah'a inananlar bilsin ki Allah ezeli ve ebedidir, ölmez. Muhammed'e tapanlar, pardon, Allah'a tapanlar bilsin ki Allah la yemuttur, ölmez. Muhammed'e tapanlar bilsin ki Muhammed ölmüştür. Bu kadar net bir muvahhid benliğin bütün açık yürekliliğiyle, bir Kur'an adamının bütün açık yürekliliği ve Kur'an'ın bir ayetini okuyor. Ve ma Muhammedun illa rasul. Muhammed sadece bir peygamberdir. Kat halet min kablir rusul. Ondan önce de peygamberler geldi geçti. Siz peygamberliğe ve peygamberlere saygı duyun ama onları ilahlaştırmayın. Bu ayeti de okuyor. Şimdi oradan başlamıştır. Bir büyük sahabi diyor ki Hazreti Peygamber son nefesini verdikten sonra tevhid bizim nefeslerimize gölge düşürmeye, şirk pardon
nefeslerimize gölge düşürmeye başladı. Oradan başladı. Dolayısıyla bunları bilmeyenlerin bunları bilmemeyi tevhide ihanet etmenin gerekçesi halinde önümüze çıkarmalarından büyük acı duyuyorum. Ve bunun hesabını veremezler. Tevhidi anlatan adamları dikkatle dinlemek lazım. Ben durup da dünyanın bu zamanında tarihin burasından şu şirk kitabını niye yazıyorum? Ve bu kitabın girişinde diyorum ki, bu kitap Peygamberimizin aziz torunu ve İslam irfanının en önemli temsilcilerinden biri olan Cafer-i Sadık'ın 1000 küsur yıllık hasretine cevaptır. İmam Cafer Sadık öyle diyor. Emeviler tevhidin anlatılmasını engelleyerek İslam'a kötülük etmediler. Halkı kandırmak için onu serbest bıraktılar. Şirkin anlatılmasını engelleyerek Müslümanlara ihanet ettiler. Bugün de o ihanetle yıkılıyoruz. Şirki anlattığınız zaman işte bu söylediğiniz sorulara verilecek cevaplar. İslam mabedinin, daha net söyleyeyim, caminin avlusunda, orasında, burasında herhangi bir kişinin mezarı olmamalı. Bunu zaten oluyorsa bu şirke yelken açmak demektir. İşte gidin, tevhidin orada fıkıh mirası ortadadır. İbn-i Teymiye diyorum, İbn-i Teymiye, ya o da kim diyebilir misiniz? Hocam geçen hafta da zaten anlattınız bunu uzun uzun. İbn-i Teymiye bir ekol, arkasından talebesi İbnül Cevzi geliyor. Ve onun öğrencileri geliyor. Bir ekol. İşte Suudi Arabistan'ın bugün egemen mezhebinin dayandığı fıkıh anıtlarından biri de İbn-i Teymiye'dir. Onun için Suudi Arabistan'ın bu şirk meselesindeki hassasiyetine ben çok saygı duyuyorum. Aksi olsaydı inanın tevhidin o kutsal şehirleri dediğimiz Mekke'si, Medine'si birer şirk şehrine dönerdi. Suudlar bunu engelliyor. Diğer soruya geçelim artık.